Ben de aynı şekilde Uğur Mumcu'yu rahmetle anıyorum. Yavuz Bahadıroğlu'nun mahlasıyla Niyazi Birinci'nin vefatından sonra bütün devlet erkanımız taziyelerini gönderdiler. Tabii olabilir. Fakat bu kişiye baktığımız zaman en önde gelen, onu en meşhur eden şeylerinin Atatürk'le ilgili bu tarz yaklaşımlarının olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar hep şunu yapmışlardı. Çanakkale Savaşı'ndan Atatürk'ü silmek, manevi her konudan Atatürk'ü silmek. Yavuz Bahadıroğlu ise olaya başka bir boyut getiriyor. Atatürk olmasaydı biz olur muyduk? Yani hani tamamıyla her yerden Atatürk'ün önemini kaybettirmek. Zaten benim her zaman üzerinde durmaya çalıştığım bir konu var. Toplumun topyekun bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Ve Allah'a çok şükürler olsun içimizden Profesör Doktor Haydar Başbey gibi bir lider çıktı da Allah bize böyle bir lideri nasip etti. Onun sayesinde toplum kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tekrar Atatürk gerçeğiyle buluştu. Ben şimdi o silmeye çalıştıkları Çanakkale'den başlayarak Atatürk olmasaydı olur muyduk, olmaz mıydık birkaç şeyle hatırlatmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü baktığınız zaman standart kutlamalara, Profesör Doktor Haydar Başbey el atana kadar yapılan programlara Çanakkale'den Atatürk tamamen neredeyse yok edilmeye çalışılmıştır. Ve bizim milletimiz için de en önemli zaferlerden bir tanesidir. Maneviyat olarak da zaten pek çok olay yaşanmıştır. Burada Atatürk gerçeğinin bazı şeylerinden sadece bahsetmek istiyorum. Tabii. Tabii mükemmel bir komutandır Atatürk. İşte Arıburnu'ndan düşmanın saldıracağını önceden keşfetmiştir. Alman generali dinlememiştir veya orada diğer komutanlar da aslında 19. tümene gelmiştir. Fakat onun önündeki insanları da aşarak doğru yaklaşımlarıyla birlikte çok büyük zayiatların önüne geçmiştir. Yani aslında orada savaş bitecekken Atatürk'ün sayesinde, onun o öngörüleri sayesinde olay bambaşka bir noktaya geçmiştir. Ve öyle basit bir şey değil. Yani Atatürk oraya atandığı işte 1915'in yaz aylarından itibaren hakikaten çok büyük bir mücadele yapmıştır askeriyle, Türk askeriyle birlikte. Ve öyle büyük imani kahramanlıklar, destansı kahramanlıklar, Allah-u Teala'nın lütfu, ikramı, o kadar güzel şeyler yaşandı ki burada yabancılar bile bunu takdir etmişler. Atatürk'e değişik isimler takmışlar. Efsunlu Paşa, öldürülemeyen, biliyorsunuz onun saatine isabet oluyor ve yine başaramıyorlar. Gerçekten çok ciddi bir mücadele verilmiştir ve Atatürk'ün orada görmezden gelmek tamamen Çanakkale'yi anlamamak demektir. Çanakkale tek başına da düşünülecek bir şey değil. Hani ben bunu savaş açısından söylemek istemiyorum aslında. Ama silmeye çalıştıkları şeyi silmelerinin imkanı yok. Çünkü askerini de bu zafere inandıran Atatürk. İnanmayan bir insan, Allah'a inanmayan, bağımsızlığa inanmayan, milletini sevmeyen, vatanına aşık olmayan bir insanın böyle bir şey yapabilmesi mümkün değil. Hatta direkt Resulullah'tan destek almayan, Ehl-i Beyt'ten destek almayan bir insanın da böyle bir zafer kazanması mümkün değil. Sadece Çanakkale'de de değil. Baktığınız zaman meşrutiyetin ilanında baş kahramanlardan bir tanesi aslında genç yaşına rağmen Atatürk. Evet. Fakat onların içinde bulunduğu konumu da asla onaylamıyor. Ve askeri siyasetten çekmeye çalışıyor. Bununla ilgili çok ciddi açıklamaları var, çok ciddi çalışmaları var. Gazete çıkartıyor, insanlara ulaşıyor, dernek kuruyor. Çok ciddi çalışmaları var Atatürk'ün. Yani sosyal hayatta, iletişim hayatında, entelektüel boyutuyla her yanında esasında anlamda. O bağımsızlık fikrini topluma aşılamaya çalışan tam ulusalcı, tam bağımsızlıkçı bir Atatürk var hayatında. Yani yola çıktığı insanların da yoldan çıktığını görünce yine karşısında duran bir Atatürk var. Hatta Profesör Doktor Haydar Başbey'in Hoş Geldin Atatürk eserini okuduklarında görecekler izleyicilerimiz. Suikast düzenlemek istiyorlar İttihat ve Terakkiciler. Atatürk'e suikast düzenlesin diye karargahına adam gönderiyorlar. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar Atatürk'le. Atatürk hissediyor. Birden karşısına çıkan bir mülazım. Onunla uzun uzun sohbet ediyor. İşte çekmecesini açıyor, silahını birazcık açığa çıkartıyor. Eğer herhangi bir şey, öyle bir şey cereyan edecek olursa ona mukabele edecek. Ama karşı taraf uzun uzun konuştuktan sonra kendisi daha hiçbir şey yapmadan itiraf ediyor. Paşam diyor, ben buraya sizi öldürmek üzere gönderildim. Fakat diyor, siz diyor o kadar haklısınız ki diyor, şu anda beni gönderenleri öldürmek istiyorum. Yani Atatürk'ün böyle çok ciddi bir ikna kabiliyeti ve daha doğrusu ikna derken İttihat ve Terakkicilerde de mesela Atatürk'ün en çok rahatsız olduğu şey entrikaları. Evet. Yani o saf, temiz duygulardan uzaklaşıp sarayın entrikalarının içerisinde aynısının başka bir versiyonunu yapmaya başlamış olmaları. Ve burada da karşısında Atatürk duruyor. Dini olaylarda da her olayda biraz sonra inşallah onlara da şey yaparız. Mesela Trablusgarp Savaşı'na oraya sürgün ediliyor aslında Atatürk. Oraya vazifeli olarak gönderiliyor. Orada bir açıklaması var ve yaşı daha o kadar küçük ki Atatürk'ün bütün bunları yaptığında. Diyor ki vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini
Milletin ve memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Dernek Kuvvetleri Kumandanı Mustafa Kemal diye de bitiriyor. Yani hayatın her noktasında özel hayatından çok daha kıymetli tutuyor milletin saadetini, memleketin selametini. Atatürk böyle bir insan. Onu hiçbir yerden kazıyamayız. Kazımaya çalışan herkes bedbaht olacaktır ve işte bir Haydarbaş çıkıp her şeyi yerli yerine oturtacaktır ve oturtmuştur. Allah'a çok şükürler olsun. Yine tam Mevlid Kandili'nde, Çanakkale'de. Mevlid Kandili'nde Atatürk hutbe irad ediyor ve diyor ki idraki şerifi ile övündüğümüz Mevlid-i Nebevi'yi vatan ve millet hakkında mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan tazarru eder, yüce heyete tebrikler arz ederim. Yani hutbe irad ediyor ve Mevlid Kandili'ni orada kutluyor Atatürk. Evet. Elimize şunu hatırlatalım. Yani biz burada yani Yavuz Bahadıroğlu Mahlas ismiyle tanınan işte Niyazi Birinci Beyefendi vefat etmiş bir insan. Biz onun şahsıyla ilgili değil, onunla özdeşleşmiş bu Atatürk karşıtlığı, bu fikirlerin temeline inmek, bu fikirlerin çıkış nedenlerini araştırmak ve bu fikirlerin bir tutarlı yanı var mı ve bu fikirlerle ilgili olarak esasında karartılmak istenen Atatürk ve Atatürk'le özdeşleşmiş cumhuriyet fikrini ve cumhuriyetle özdeşleşmiş kadın fikrini konuşmak istiyoruz. Yine bir ufacık daha pencere açmak istiyorum. Mesela Anadolu'da o birlikteliği ancak Atatürk'ün inancı, basireti ve feraseti sağlayabilirdi ki bu da olmuştur. Mesela Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in her zaman ifade ettiği Cemalettin Çelebi'nin evinde misafir olması, Cumhuriyet'in isminin, kararın orada verilmesi, ilk temellerinin orada atılmış olması, Cemalettin Çelebi'nin Anadolu'nun dört bir yanı, mesela Atatürk Tokat'a geliyor Samsun'dan sonra ve orada şunu fark ediyor ki burada pek çok Alevi kardeşimiz var. Cemalettin Efendi'den destek istiyor. O bütün bu Alevi kardeşlerimize ulaşıyor. Onların Kuvayi Milliye'nin destekçisi olmalarını istiyor ve Atatürk'ün yanında durmalarını sağlıyor. Bunu başka kim başarabilirdi ki? Bunu hangi zihniyetle başaracaksınız? Yani her anlamda. Sonra cahil kalmış bir halk, kadınlar okuma yazma filan bilmiyor. Hani şu anda şey diyorlar işte bir gecede cahil kaldık okumayı. Ya kim biliyor ki okuma yazmayı? Saray efradından başka, İstanbul'dakilerden başka okuma yazma bilen kaç kişi var ki? Evet. Yani Osmanlı topraklarında kaç kadın var? O kadar az ki kadınların oranı. Tabii bindeli oranlarda, binde iki, binde üçlerde kadın okuma yazarlığı Türkler arasında %1'ler, 2'ler oranında bir okur yazarlık var o zaman. Yani çok ciddi bir cehalet var. İnsanlar hutbe irad ediliyor mesela. İnsanlar çok dindar, evet dinine bağlı, samimiler. Fakat hutbeler ta Selçuklu döneminden kalmış. Okunan hutbeleri kimse anlamıyor. Hutbe dediğiniz şey cuma namazında Müslümanlara nasihatlerle yön vermek. Evet. Ama onların hiçbirisi anlaşılacak durumda değil. Kimsin neye inandığını biliyor. Ne nasıl inandığını. Bir de bakıyorsunuz hutbeler yazdıran ve bunu dinin ölçülerine, esaslarına göre yapan bir Atatürk karşınıza çıkıyor. Niye orada mesela şey yapıyor? Allah sevgisi, peygamber sevgisi, namaz. Bunlarla ilgili hutbeler yazdırıyor. Evet. Ve Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın çok güzel bir ifadesi var. Bilmiyorum internette de zaten izleyicilerimizin karşısına çıkmış. 72 milleti bir yapan Atatürk dinsiz ama insanları bölüp parçalayan insanlar dindar öyle mi diye. Hakikaten bu çok önemli bir soru. İşte o memleketin farklı kesimlerinin desteğini alabilmek, o insanları bir yapabilmek. Lozan'da ya biliyorsunuz Lozan aslında İngilizlerin bölme parçalama projelerinin yapı taşı olacaktı. Yani bunun için kurgulanmıştı. Türk kimliği ortadan kaldırılacaktı. Ya da Türk kimliği etnik bir kimlik haline getirilecekti. Atatürk bunun önünü kesti. Ve İsmet Paşa'ya gönderdiği emirle birlikte dedi ki Müslümanlar Türktür. Ve bununla birlikte yeni bir Türk tanımı yaptı. İşte biz o yüzden ne mutlu Türk'üm diyene dediğimiz zaman bu topraklarda kendini buraya ait hisseden insanlardan, Müslümanlardan bahsediyoruz. Bu çok özel bir yaklaşım. Bunu sıradan bir insanın yapabilmesi zaten hiç ama hiç mümkün değil. Geçen Yeni Mesaj Gazetesi'nin bir röportajında Genel Başkanımız Avukat Hüseyin Baş'ın bu konuda çok güzel bir açıklaması olmuştu. Gerçekten çok güzel bir açıklama. Eğer bir insan kendini Türk hissederse buraya ait hisseder ve ait hissederse işte Atatürk'ün yapmaya çalıştığı bir aidiyet duygusu oluşturur. Evet, ait hisseder ve faydalı olmak ister. Daha iyiye götürmek, daha güzele götürmek ister. İşte Atatürk'ün o bahsettiği
ettiği gibi bu milleti ve memleketini kendi nefsi şeylerinden daha çok sever ki çok daha güzel bir noktaya gelsin. Bir ideali olur, bir ruhu olur. Bu topraklardan bu ruhu almaya çalıştı bu yazar diyen, kendine tarihçi diyen, ne bileyim işte birileri. Ha, evet. Onun da kaynağını sormuştunuz. Profesör Doktor Haydar Başbey bunu defalarca ifade etmişti. Demişti ki eğer bir yerde bir Müslüman toprak üzerinde Atatürk'e küfreden, ona hakaret eden insanlar görüyorsanız bilin ki orada ya İngiliz istihbaratının ya da Yunan istihbaratının bir adamı vardır. Evet. Ve bu tohumları onlar ekmektedir. Burada çünkü bölünüp parçalanmak kimin işine yarayacak? Ya bu güçlerin, emperyalizmin işine yarayacak. Derli toplu durmak ise bizim için faydalı olacak.